Bununla birlikte şunlar da geleceği varsayılıyor en azından bazı Yahudiler tarafından. Bu Yecüc Mecüc ya da Gog Magog denilen bir takım şeyler, kabileler adeta yani tuhaf. Ülke de deniyor bazı yorumlarda bunlara. Ya zaten şey aslında orada Gog Magog esas da onun yani otantik ne derler kelimenin esas orijinali Gog'dur. Bizim Lidya kralı Giges'e denk düşer aslında. Yani bir şahıs ismidir. Gog kelimesi Giges'tir orijinalde. Asurca'ya da Gugu diye, Asurca metinlerde Giges, Gugu diye geçer. Muhtemelen orada İbranice kültüre o Gog diye falan kanalize olmuştur. Tabi İslam kültüründe Yecüc Mecüc herhalde bir tefsirciler tarafından herhalde şimdi yapılan yorumlarda Yecüc'le Mecüc'ten bir tanesinin Türkçe yok, olduğu tabii yani, var. Yani, var orada. Ben, bence tabii var var tefsirciler bir kısmı ama yani tabii Türklerle hiçbir alakası yok. Yani zaten Asya kültürünü Yahudiler erken dönemlerde zaten tanımazlardı. Artı Gog, Magog, Meşek, ondan sonra Gomer gibi o Yecüc Mecüc ile ilgili Tanak'ın içinde geçen ifadeler hep Anadolu'daki yerel adlardır. Mesela Gomer Kimmerler'dir. Meşek bizim Friglerin Muşkisidir Asur metinlerinde geçen. Tabal bizim Orta Anadolu'dan Antakya'ya kadar uzanan. Yani hepsi Anadolu'nun şeylerine o zaman komşu yani komşu, birbirlerini tanıyorlar. Anadolu'da her şeyin kökünü. Tabii yani. Bu arada bu gelen mailleri bir taraftan sinirliyorum, bir taraftan maillere bakıyorum. Bu son savaşa dair savaşın yönünü değiştirecek olanın Türkler olduğuna dair çok ciddi inançlar var. Evet evet. İnsanlarda hatta evet. Nostradamus'tan da bahseden var. Evet, yani, yani bir Müslüman devletin ya da bir Arap devleti o tabii yoruma göre değişir. Bu savaşın yönü değiştireceği ya da çok ciddi manada geniş bir coğrafyada hakim olacağı ve bunların da Türkler olacağı yönünde de inanç taşıyan insanlar ben, var. Yani bu bana tabii dedim ya böyle rasyonel bir tarihçiyim bu bağlamda hiç olmazsa. Bu şey tabii yani bakın Asyalıların Gog Magog yani Yecüc Mecüc olabileceği kavramı ilk önce milattan sonra aşağı 50-60'larda Filo adıyla bilinen bir filozofla birlikte ortaya çıkmaya başlar. Daha önce yoktu. Daha önce Gog Magog benim Anadolu'da söylediğim yerdir. Filo'yu mesela benim işte bir doktora öğrencim yeni bitirdi. Güzel bir doktora tezi yaptı. Filo'yla birlikte yavaş yavaş Asyalıları tanımaya başlayınca o kültür, Orta Doğu kültürü, Yahudi kültürü şöyle bir dönüşüm yaşanmaya başlar. Bu Gog Magog, Anadolu'nun bu şeyleri değil, kabileleri değil, aslında Sakalar, İskitler, oradan Orta Asya, Türkler, Moğollar diye. Bu Gog Magog ve Yecüc Mecüc'ün bütün bu çerçeve içinde yeri nedir tam yani? Şöyle yani Gog Magog dünyanın sonunda gelecek olan ve Mesih'le savaşacak olan tırnak içerisinde kötü insanlar, tuhaf insanlar yani kısa boylu, çekik göz, yani sonraki tasvirlerden bahsediyorum. İyi ok kullanırlar. Bakın hep Orta Asyalılara yakıştırılmış ama dediğim gibi Filo'dan sonradır bu yakıştırmaların hepsi. Son sahnede yer alacak olan şeylerde adeta kahramanlardan bir tanesi. Yahudi kültürü. Ama Yahudilerde bile bakın bu Yecüc Mecüc ya da Gog Magog'un dünyanın sonunda geleceğine yönelik öyle homojen bir fikir onlarda bile yok. Zaten çok ilkel bir yorum gibi geldi o bana. Ya. Ya yani böyle yani, oklar moklar bakın, falan öyle değil mi? Yani o dönemi. İşte bakın sembolik herhalde. Bu arada haritamız. Burada bir haritamız var. Evet. Gerçi şöyle biz buna dair araştırmalarımızı yaparken birçok yerde, birçok kitapta diyeyim veya internet sitesinde bu harita karşımıza çıktı. Bu doğru bir harita mı? Önce onu soracağım tabii, size. Tabii yani şimdi geleneksel olarak biliyorsunuz ki bu harita Armageddon'u işaret ediyor. Değil mi? Coğrafya olarak. Maalesef merkezde biz varız. Evet. Evet öyle bir şey olmuş. Şimdi klasik olarak Armageddon'u gösterdiği kabul edilen harita bu. Tabii şimdi Armageddon eğer gerçekten oradaki okların gösterdiği İsrail'in kuzeyinde bulunan Harmegido ise bu harita doğruyu söylüyor. Ama aslında Harmegido yani Armageddon denilen yer orası değil de başka bir yerse. Bir dağ, dağ, tepe. Evet, Har Dağ İbranice dağ demektir. Değil de Harmegiddon denilen yer başka bir yerse harita yanlışı gösteriyor. Hangisi? Belki birazdan geliriz yani. Ya da... Şimdi lokasyona dair soru işareti var ama savaşa dair yok. Savaşa dair de var. Ama şimdi siz dediniz ki eğer orası değilse şurasıdır. Başka bir yeri işaret ettiniz. Şöyle şunu söylediyseniz doğru yani. Eğer mutlak bir son savaş olacaksa
başka bir yer, tamam doğru yani evet. Evet. Ama unutmayın yani Yahudiler için, şimdi oraya geleceğimi izin verirseniz, savaşın yapılacağı yer Armagedon değildir. Çünkü Tanak'ta Armagedon diye bir şey geçmez. Yani Yahudi kutsal kitaplarında Armagedon kavramı yoktur. Bu Hristiyanlara ait bir kavramdır. Yahudilerde az evvel söyledim. Yahudilerde bakın son savaşın olacağı yer Yehoshaphat vadisidir. Yehoshaphat yani İbranice farklı şekillerde telaffuz edilir ama geleneksel masoretik okuma Yehoshaphat'tır. Yehoshaphat denilen bir yerde olacaktır. Neresidir burası? Kidron yani bugün Kudüs'ün etrafındaki Kidron Vadisi ile Zeytin Dağı'nın arasında bir yerdir burası. Anlıyor musunuz? Yani Tanak'ın içerisinde son savaşın olacağına yönelik şey yer burasıdır. Dolayısıyla Harmegido denilen yer savaşın olması için şey değildir. Yahudi lokasyonu değildir bir kere. Harmegido'da yalnız birçok Amerikan fundamentalisti mezarlık satın almış. Tabii ki. Tabii duydum. Çok tuhaf yani. Yani şöyle bir şey, yani bu Birinci Dünya Savaşı sırasında aslında o Osmanlı'ya yönelik projeler, bölme projeleri gerçekleştiğinde pek çok insan o Megiddo Ovası'na gittiler. Orada dua ettiler. İşte büyük savaşı. Şey şu tabii yani. Hangi ülkelerin insanlar? İngilizler falan, İngilizler yani. 1912'lerde falan bayağı öyle bir retorik gelişti yani. İşte orayı yeniden bir Harmegidon başlıyor falan diye. Tabii Hristiyan çevrelerde bu. Tabii Hristiyan çevreler derken bütün Hristiyan çevrelerde asla değil. Daha çok o evangelikal kültürden gelen çevrelerde. Bir şey söylüyordum. Evet. Demek ki Yahudilerde öyleyse bu Yehoshaphat denilen bir yer, Kidron Vadisi'nin oralar aşağı yukarı, savaş burada olacak. Hristiyan kültüründedir o Armagedon ama o Armagedon'da yani Hristiyanlıkta bahsedilen Armagedon'da belki birazdan geleceğim. Bazılarına göre en azından yani bazı bilim adamlarına göre hatta bazı Hristiyan Katolik yorumculara göre falan normalde bildiğimiz bizim o Armagedon yani Harmegido ya da yukarıdaki İsrail'in kuzeyindeki o yer değildir. Aslında başka, orası da başka bir yerdir bazı Hristiyan yorumlarına göre. Neresidir orası? Mesela yukarıda başka bir alem, kozmik bir savaş. Bazı Hristiyanlar o Armagedon savaşının aslında bu dünyada olacak bir savaş değil, kozmik adeta yukarıda olacak bir savaş olduğunu düşünüyorlar veya düşünüyorlardı özellikle eski dönemlerde. Binerek.